Bu videomuzda Cinema 4D'nin prosesini yani işlem sırasını anlatacağız. Başlayalım ilk önce Cinema 4D'de modelleme kısmını halledeceğiz. Bu da işte küptür, küredir veya bir tane prizmadır. Bunları Cinema 4D'de oluşturma, editleme kısmını göreceğiz. Ondan sonra bunun ışıklandırılmasına geçeceğiz. Nereden ışık vuracak, nereye ışık vuracak veya buna nereden bakılacak gibi. Bu kısmı da hallettikten sonra doku kısmı oldukça önemli. Dokuda yalnız transparan mı olacak yoksa böyle kabartılı mı olacak? Rengarenk mi olacak gibi bu renkleri de bu kısımda malzemeyi de aynı şekilde bu kısımda halledeceğiz. Ardından da rendering kısmı yani renderlama. Yani Cinema 4D'de oluşturduğumuz bir şeyi JPEG yani bir resim dosyasına geçirmeyi göreceğiz. Tabi bunun da render işlemini Cinema 4'te oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Diğer bir kısım animasyon kısmı. Animasyon oluştururken zaten göreceksiniz Cinema 4'te bunun için oldukça etkili ve mükemmel komutlara sahip. Bunları beraberce teker teker göreceğiz. Animasyondan sonra tabi bunları hareketlendirmedir, oynatmadır, döndürmedir kısmı yine Cinema 4D'de yapacağız. Yine renderlama işlemi burada da geçerli. Yine şu alttaki timeline şurada hareketin gerçekleştiği yine frame'ler yani zaman aralığı süreler saniyedir gibi işlemler. Bunları da yapacağız bakalım. Ardından da yine renderlama işlemini yine aynı şekilde burada da gerçekleşecek. Yani bir videoya dönüştüreceğiz. Ve diğer programlarla çalışma özelliklerini bakacağız. Yani diğer program derim After Effects, yine aynı şekilde efekt programı veya Photoshop, yine her çoğumuzun bildiği bir program. Bunlarla birlikte Cinema 4D'nin nasıl çalıştığını ve nasıl daha hızlı olacağını göstereceğiz.